Mekanın ortasına görkemli bir masayı kurmuşlar. Ama masayı bir gör. Yok yok. E tabii ne oluyor böyle bir durumda? Bütün garsonlar o masaya pervane. Ya birine el ediyorum, bir dakika diyor. Şşt pşt diyorum, bakmıyorlar. Görmezden geliyorlar. E zaten acıkınca başka bir şey oluyor. Bilmez miyim abi? Kebabı götüren garsonun kolundan tuttum. Bırak lan o kebabı masaya dedim. Abi yok olur mu ya, niye böyle yapıyorsun falan demeye kalmadı, susturdum herifi. Lan dedim ne yapayım, açlıktan ölüyorum, seni mi yiyeyim? Merkez, Moda Caddesi 48 numara önü. 745 meydana gelmiş. Sanık 749 durumunda. Olay yerindeyiz, bilginize. Ne yapalım komiserim, kopalım mı? Ya cinayet tamam da 749 durumu diyor. Bir de şimdi intihar edecek adamla uğraş dur. Sen onu bağlarsın komiserim ya. Hadi yardır yardır. Yardır. Aile çabuk at. İki ex bir yaralı var. Babasını ve ablasını öldürmüş. Anne yaralı. Sanık? Sanık 100 katta. Kendi dairesinde. Aile apartmanıymış. Peki ne yapıyor? Konuşuyor mu? Konuşmaya çalıştık ama ateşle karşılık verdi. Kendisini vuracağını söylüyor. Psikolog falan çağırdınız mı? Çağırdım. Ne gider, ben de gider. Kaderi bir insandı. Ne olur yardım edin ona. Tamam teyzeciğim, tamam. Tamam, yorma kendini, bak yaralısın. Ya bu annelik ne biçim duygu ya? Adam bunları kurşuna dizmiş, hala kaderim diyor. Ne oldu? Ateş açık komiserim. Alalım mı? Sen bir çekil. Kadir! Kadir! Kadir, bak birader. Yapma etme demeyeceğim. Yeterince can yanmış. En çok da senin canın yanmış. Bak. Silahımı bırakıyorum. Silahsızım. Sadece yanına geleceğim, konuşacağız. Yaklaşma! Oğlum derdimiz sana zarar vermek değil. Annene daha fazla acı yaşatma. Annem... Annem yaşıyor mu? Yaşıyor. Gayet iyi. Hadi koçum. Hadi sakin ol. Hadi koçum. Ver silahı. Sakin ol. Yaklaşma! Kadir! Yaklaşma! Yapma koçum! Hayallerle nefes alır bu şehir, açılır perde. Tek başına karanlıkta yeni bir al. Hadi kalk, düşünme, bırak yerini al. Hadi bakalım, hadi güne başlayalım. Galata'ya çıkıp adını aşk koyalım. Var şehirde zengini ve aç yatanı. Düşerse gölgesi yak aç yatanı.
eseri. Bir an pesledim, güzel ve çirkin bir ben besledim bu şehri. Martılar işinin ehli, hiç belli olmaz ki gecenin seyri. İstanbul bizi çağırıyor sokaklarından. İstanbul bizi çağırıyor karanlığından. İstanbul bizi çağırıyor sokaklarından. İstanbul bizi çağırıyor karanlığından. Hah, şekerliği kardeşime bırak. Hah, bırak bırak. Eyvallah. Ya hayret bir şey ya. İyice bozdular şu kolonyalı mendili. Al, ispirto kokuyor. Promosyon olunca dayıyorlar en ucuzunu komiserim. Sen şeyi anlatıyordun ya. Neyi? Kebapçıyı. Ha, sonunda geldi yemekler. Ama bana bak, lezzetli ha. Hesaplar nasıl? Makul. Sen al bir gün yengeyi götür oraya. Vallahi mı? Vallahi. Murat abim gönder dedi. Becerebildin mi bu sefer çaylak? Dur bir test edelim. Damakta garip bir tat bırakıyor. Buruk ama farklı bir aroması var. Rize yöresi yoğun kullanılmış. Ama tomurcuğu bir miktar daha... Lan tomurcuk! Sallama lan şunu. Ne biçim polisin oğlum sen, şakkıdı şakkıdı. Sok onu cebine. Pardon komiserim, dalmışım. Dalma oğlum, dalma. Kaç kere söyleyeceğim lan. En nefret ettiğim şey. Allah Allah, şeytan diyor kır o eli ya. Komiser Murat Bey mi? Benim. Komiser Nazlı Özel. Bundan sonra birlikte çalışacağız. Hadi lan. Vallahi bilmiyorum abi. Bir sorun mu var? Sen dur bir, sen dur. Kemal, Devrem. Oğlum senin harcın mı lan bana şaka yapmak? Murat'ım vallahi hiç haberim yok. Ya bırakın oğlum bu ayakları. Ya siz giderken ben geliyordum lan. Yer miyim bu numarayı? Siz iyi misiniz? Çok şükür eyvallah, iyiyiz. Günaydın millet. Günaydın amirim. Ha. Siz tanışmışsınız ha? İyi, iyi. Hadi bakalım. Aferin, hadi. Nasıl ya? Olmaz amirim ya, vallahi olmaz. Murat beni delirtme. Amirim sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Amerikan filmi mi bu ya? Kadından ortak mı olur? Murat, zaten bin bir tane derdim var. Seni tepemin tasına attırıp zıvanadan çıkartma beni. Son üç aydır bizi denetlemeye gelenlerden senin haberin var mı? Hı? Polis teftiş kurulu bir. Devlet denetleme kurulu iki. Başbakanlık teftiş kurulu üç. Cumhuriyet Başsavcılığı dört. Genel müdürlüğü saymıyorum bile. Bunların karşısına atmadığım takla kalmadı. Niye? Takmışlar bir kere polisin imajına. Yarı yaşımdaki adamlar odama gelip önlerinde hazır oldayken bana nasihat veriyorlar.
AB standartları değişmişmiş. Çağa ayak uyduramayan kurumlar çökmeye mahkummuş. Kriterler çok değişince polisin imajı da değişmişmiş. Son 3 aydır ortaokul talebesi gibi ders çalışıyorum oğlum. Eskiden böyle miydi? Şube müdürü oldum mu havandan geçilmezdi. Abilerimizi kıskanırdık. Şöyle bak. Ben de şube müdürü oldum. Keşke olmasaydım Murat. Ha? Ne diyordum ben be? Şu bayanın... Yani Nazlı komiseri diyordum amirim. Akademiden mezun olduktan sonra yurt dışında master üstüne master yapmış. Ankara'da bunlardan onlarca var oğlum. Nazlı komiser de bizim şansımıza. Anlayacağın yapacağımız bir şey yok. Ya amirim pasaporta falan versek bari ya. Daha bir kadın işi. Murat sen beni niye anlamıyorsun oğlum? Ha? Sana niye anlatamıyorum? Ağlamayız. Tamam mı? Ha, bu kızın yanında dikkatli ol. Kendini de beni de yakma. Gerçi beni yakarsan kendini de yakarsın otomatikman. Amirim sen beni çoktan yaktın ya. Merkezden ekiplere. Sağda abat ve ödüğü aldı. 747 tamam. Hadi bakalım. İlk işiniz hayırlı olsun. Hadi bir sürü işim var benim. Hadi hadi. İstanbul bizi çağırıyor. Karanlıkta yasaklar var. Güzel, çirkin, iyi, kötü her adımda tuzaklar var. Bahse girelim mi? En fazla bir hafta dayanır. Gel çıkalım şuraya. Çavu ne haber toprağım? Aynı komiserim, ne olsun. 17 yaşında gençlik bir kız. Ailesi dün gece kaybolduğunu bildirmiş. İsmi Elif Karabağ, lise son sınıf öğrencisi. Savcı geldi baktı. Yani görünen intihar ama tabii adli tıp karar verecek. Görgü tanığı falan? Evsiz bir alkolik. Hiçbir şey görmemiş. Kızı öyle buldum diyor. Yani gerçi onda zor diyor ya. Hala ayılamamış. Merkeze aldık. Kardeşim yaşında be. Yazık. Bulabildiniz mi? Nazlı komiser, benle beraber. Hayırlı olsun. Sağ ol. Birkaç kişisel eşya hepsi o. Bakma istersen. Ya iyiliğin için söylüyoruz ama dinleyen kim? Sen ölmek istesen, buradan mı atlarsın yoksa buradan mı? Ben Murat. Tanıştık ya.
Ama resmi olarak, arkadaş olarak değil. Ben de Şenol komiserim. Şu sabahki olay, polis teşkilatında senin gibilere alışık olmadığımız için. Uzatmayalım, unutalım gitsin. Tabii canım, uzatmayalım, uzatmayalım da işte böyle bir tatsızlık oldu ya, ondan şey ettim ben. Yurt dışından gelmişsin. Evet. Nereden? Amerika'dan. Amerika'nın neresi? Washington. Hukuk master'ı yaptım. Teşkilatın medarı iftarıyım desene. Anlamadım. Yok bir şey. Şenol, buraya kadar gelmişken şu set üstüne çek, kahvaltı edelim koçum. Ama çok işimiz var. Ya adli tıptan arayacaklar zaten sonuç çıkınca. Demek ki daha vaktimiz var. Çek oğlum set üstüne. Güzel bir menemen yiyelim. Sağ olasın. Yesene. Yok, iyiyim sağ ol. Ama bak, ömründe böyle iyi menemen yememişsindir ha. Çok iyi valla. Oğlum yavaş lan. Ne yaptın ki? Buyursanıza komiserim. Yok, yemiş kadar oldum sağ ol. İyi yedik be Şenol, ha? Hadi kalkalım o zaman. Dur ya, ne öyle yangından mal kaçırır gibi. Daha kahvelerimizi içeceğiz. Yok, çok oyalandık. Kalk hocam, kalk. Hiç olmadı böyle amirim. Daha az şekerli mi içmeden? Başka zaman artık ustam. Biz bize geldiğimizde geniş geniş otururuz. Sahibi istemedik. Bizden para almaz o. Abimin parası geçmez burada. Severler bizi burada. Yok, benim param geçer. Hiç değilse çay parasını vereyim de ben. Hadi görüşürüz. Allah'ım ya. Alışık değilsin tabii böyle yerlerde yemek yemeye. Neden alışık olmayacakmışım? Ne bileyim, böyle biraz şey görünüyorsun. Ne? Tiki. Tiki mi? O da ne ya? Ben senin söylediğinde hiçbir şey anlamıyorum valla. Canım, anlasaydın zaten tiki olmaz. Tiki demek böyle senin gibi sosyetik görünümlü bir tip demek. Öyle mi demek? Öyle demek. Açar mısın şu kapıyı? Ya öyle olmak çok da kötü bir şey değil ya. Sana böyle tiki miki diye takılıyorum, yanlış anlama. Sana bir abi nasihati vereyim. Bu iş pis iştir. Böyle cinayet büro uzaktan kulağa hoş gelir. Ama öyle Amerikan filmlerine benzemez. Hanım hanımcık bir kızsın. Daha yol yakınken böyle kendine daha rahat edebileceğin bir yer bul. Kaldıramazsın bu işi. Alınmaca yok. O zaman ben de sana bir şey söyleyeyim. Yaptığı işi erkek işi olarak gören, abilik yapıyorum diye ayrımcılık yapan, iletişim özürlü, işini suistimal için kullanan, maço bir tipten akıl alacak hiç değilim. Alınmaca yok. Oğlum ne bakıyorsun, yürüsene. Rapor 2 güne kadar hazır olur. Düşmeden önce ölmüş, tecavüz edilmemiş, direnmiş. Kollarında ve ellerinde morluklar var. Kafasında birkaç darbe var ama asıl ölüm sebebi havasız kalması. Boynundaki morluklar boğularak öldürüldüğünü gösteriyor. Katile ait bir iz, deri ya da kan örneğine rastlanmadı. Ama üstünde bir kıl bulundu. Ne kılı? İnsan kılı değil. Ceset bir süre orada kalmış. Sokak köpekleri ya da kedileri yanına gelmiş olabilir. Kurbanın ailesi.
Başınız sağ olsun. Polis misiniz? Kusura bakma, birkaç soru soracağız. Kızımın kaybolduğunu bildirdim ben. Şüphelendiğiniz biri var mı? Yani kızınızın birlikte olduğu biri falan. Sen ne diyorsun öyle şey bacım? Bizde olmaz öyle şey. Kusura bakma, tamam. Bir saniye. Nazlı Hanım, bir dakika şöyle gelir misin sen? Ne yaptığını sanıyorsun? İşimi yapıyorum. Bu iş böyle mi yapılır? Soru soruyorum, ne varmış? Ya senin dünyadan haberin yok ya. Kime ne soru soracağını bileceksin. Baksana şu adama. Bu adamın kızıyla ilişkisi nasıldır? Ne bileyim ben? Yani kızının sevgilisi olduğunu biliyor mudur bu adam? Belki biliyordur. Soruları ben soracağım. Gir. Beni çağırmışsınız. Gel kızım. Semacığım, bak bu polis ablan, polis abin Elif'in katilini yakalamak için uğraşıyorlar. Sana da birkaç soru soracaklar. Elif'in en yakın arkadaşıydı. Hep beraber mi dolaşırdınız? Aynı sırada otururduk. Bir erkek arkadaşı var mıydı Elif'in? Var mıydı, yok muydu kızım? Ya Semacığım, sen şöyle. Şimdi Semacığım, Elif'in katilini bulabilmemiz için senin vereceğin her türlü bilgiye ihtiyacımız var. Sevgilisi yoktu. Peki onu en son ne zaman gördün? Dün okuldan birlikte çıktık. Servislerimiz ayrı. Ben artık çıkabilir miyim? Tamam. Hamit Kara'yı arıyoruz. Hamit, baksana seni arıyorlar. Hayırdır? Arkadaşım, sen biraz çekilir misin? Hamit sen misin? Benim. Buyurun. Polis, birkaç soru soracaktık. Buyurun, sorun. Sizin servisin öğrencilerinden Elif Karabağ'ın cinayetini araştırıyoruz. Duyduk olayı. Üzüldüm. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Dün akşam Elif servise bindiğinde hiç dikkat ettiniz mi ona? Bir gariplik fark ettiniz mi? Vallahi bacım, servis arabasında bir sürü öğrenci var. Yani bir şey dikkat edemedim de. Yani nerede oturduğunu sorsan onu bile söyleyemem şimdi. Ama en son onu bırakıyormuşsun. Öyle de. Yani öğrenciler bazen acilen eve gitmesi icap ediyor. Onun semtine uğruyoruz. Farklı farklı güzergahlardan gidiyoruz. Şahsen dün en son onu bırakmadım. Bir şey görmedin yani. Kız öylece inip gitti. Aynen öyle bacım. Sonra sen ne yaptın peki? Son öğrenciyi bırakınca işim de bitiyor tabii. Kahveye gittim, arkadaşlarla iki çay içtim. Oradan terminale çıktım. Arabayı yıkadım. Sonra da eve gittim. Oğlum, elin kolun bir rahat dursun lan. Ne öyle şakır şakır? Özür dilerim abi, alışkanlık. Sağ ol Hamit Bey. Rica ederim. Bana diyorsun, kendin ne biçim konuşuyorsun insanlarla? Gıcık etti adam beni ya. Ne öyle polisin karşısında şakır şakır anahtarını sallıyor? Ne olurmuş canım polisin karşısında sallarsa? Ha? Polisin diye karşında el pençe divan mı duracak adam? Ya tamam, vicdanım gibi konuşup durma yine. Anlaşıldı. Biz seninle çalışamayacağız. Ve her soru sorduğumuz adamın arkasından kavga etmezsen çalışırız. Ya ben seninle çalışmaya çok meraklıyım çünkü. Allah Allah. Elif'in dolabı bu. İşte aslan yattığı yerden belli olur derler ya. Ne kadar muntazam. Çok düzgün bir öğrenciydi. Çok. Buradan bir şey çıkmayacak galiba. Kitaptan ikişer tane var. Sema'nın kitapları da burada. Sema'nın kitapları niye Elif'in dolabında ki? Ya da Sema'nın kitapları Elif'in dolabındaysa, Sema'nın dolabında ne var? Hocam, Sema'nın dolabını açalım. Tabii, Sema'nın dolabı da burada.
İşte düzenli öğrencinin ikinci hayatı. Ailesinden saklamak istediklerini buraya koyuyor demek. Vay vay vay. Demek ki Elif Hanım'ın sevgilisi varmış. Tamam o zaman. Biz Sema ile baş başa konuşalım artık. Gel bakalım Semacığım. Geç otur şöyle. Bak Semacığım, seninle bir anlaşma yapalım. Bu dolap meselesi bizim aramızda kalacak. Tamam mı? Ama senin de Elif'in katilini bulmamız için yardım etmen lazım. Başlayalım mı? Bu çocuğu nerede bulabiliriz? Yere mi gidiyorsun delikanlı? Ayrıldık biz. Birkaç gün oluyor. Neden ayrıldınız? Ayrıldık işte. Anlaşamadık. Hem öyle çok ciddi bir ilişkimiz falan da yoktu. Çanta falan ne peki? Nereye gidiyorsun? Tatile çıkıyorum. Oh be! Ne güzel. Ama bize tatil yok. Ayrıca sevgilinin ölümünün hemen ardından tatile çıkman da enteresan. Kaçar gibi. Benim alakam yok, tamam mı? Doğru ya. Konuşuyoruz. Bu izler ne? Kedi çizdi. Sen aç bakalım kolunu. O pek kedi çiziğine benzemiyor. Ne oluyor ya? Aç lan! Senin kedi biraz irice galiba. Bak ne diyeceğim. Sen bu kedi hikayesini aklında tut. Merkezde bayağı bir anlatacaksın. Memleketin geldiği noktaya bak. Ne varmış memleketin geldiği noktada? Kız kendine ikinci bir hayat kurmuş, görmüyor musun? Ailede iletişim yoksa olabilecek şeyler bunlar. Nasıl? Nasıl yani? Çocukla yüzeysel bir iletişim kurarsan, ona derdini, sıkıntısını sormadan, cebine parasını, önüne yemeğini koyup sokağa salarsan böyle şeyler olabilir. Sen bunları nereden biliyorsun? Ne oldu? Çocuğunla iletişimin böyle olduğu mu aklına geldi birden? Benim çocuğum yok. İyi ki yok. Ha, ne yapıyorsun? Fındık kurdu. Ne var abi? Nasıl ne var kızım? Ne biçim açıyorsun telefonu ya? Arayamayacağız mı? Neredesin sen? Dershaneye gidiyorum işte. Ne istiyorsun? Ya kızım sen benimle ne biçim konuşuyorsun ya? Abinim ben senin. Nasılsın diye soruyoruz işte. Yani iyiyim ben. Hayır sen hiç aramazdın da nasılsın diye. Şaşırdık herhalde. Ya iyi tamam tamam hadi iyi dersler. Allah Allah ya. Arayınca da böyle bozuyorlar adamı işte. Şenol ne oldu ne diyor? Konuşmuyor abi. Avukat mı avukat diyor. Döveceğim elinde kalacak bugün. Nasıl konuşmuyor lan? Korkak bir şey yok. Korkak abi. Ben gözünden anlarım. Bu yapmış. Abi ben bunu konuştururum da alırım 10 sayfa önünü arkalı ifade. Nasıl komiser bırakmıyor ki geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Demek öyle. İş bize düştü desene. Niye konuşmuyorsun lan sen? Ha? Niye konuşmuyorsun lan? Aç lan ağzını. Tükürük alacak. Niye? DNA testi olayları çözüyor oğlum. Olay yerinden aldığımız delillerle karşılaştıracağız. Sonra da seni içeri atacağız. Yani sen konuşmazsan deliller konuşacak. Hadi geçmiş olsun. Bir şey çıkarsa en az 20 yıl yersin. Bakayım. Yumurta gibi de çocuksun. Artık cezaevinde göbeğinden şarap içerler. Hadi bakalım. Abi vallahi ben bir şey yapmadım. O zaman korkacak bir şeyin yok koçum. Ailesi bekaret testi yaptırmış.
bekaret testi mi? Kavgalar olmuş. Elif benim adımı vermemiş onları. Delikanlı kızmış. Ulan sen hiç mi sevmedin lan bu kızı? Ha? Katilini bulmamıza yardım edeceğine ne yapıyorsun? Susup oturuyorsun. Kaçmaya çalışıyorsun lan. Abi korktum. Öldüğünü duyunca korktum. Peki bu elindeki yaralar bereler ne? Tutturdu evlenelim diye. Olmaz dedim. Kavga çıktı. Üzerime saldırdı. Çekti gitti. Sonra da işte öldüğünü duydum. Töre cinayetine doğru gidiyor bu iş. Size göre bardan aldığımız adam da katildi. Sen bana laf mı sokuyorsun? Yo, olanı söylüyorum. Şenol, sen hastaneye git. Şu bekaret raporunun aslını astarını incele. Eğer doğruysa babası, emmisi, erkek kardeşi, abisi kim varsa tam secere istiyorum. Tamamdır abi. Hadi koçum. Evet, Sayın Özen. Söyleyin bakalım, ilk gününüz nasıl geçti? Harika. Bak, ben öyle ayrımcılık, maçoluk falan yapmam. Anlıyorum, ilk günün biraz gerginsin. Ben de biraz gerginim ama çalıştıkça rahatlarız, alışırız. Bak, birbirimizle çalışacaksak saygı göstermemiz şart. Ne zaman başlıyorsun? Ne? Saygı göstermeye. Ama bak, oldu mu şimdi ya? Ne güzel, düzgün düzgün konuşuyorum ben. Sen sadece istediklerini söylüyorsun. Benim arkadaş olma gibi bir derdim yok. İşimizi yapalım yeter. Yarın görüşürüz. İşimizi yapalım yeter. Benim arkadaş olmak gibi bir derdim yok. Allah Allah. Çok biliyor bu da. Tövbe tövbe. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Gezme ciran bu dağlarda, seni ağlarlar. Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar. Bir 10 dakika önce gelseydiniz. Önemli değil. Ben sadece görmek istiyorum. Doktor bey odasında. İsterseniz. Ben biraz annemle yalnız kalsam da evde. Thank you.
Yemeyecek misin? Aç değilim. Ama çok güzel ya. Bir lokma ye. Murat. Hı. Sabah kahvaltıda babam bir seni sordu. Hı. Görünmüyor ne zamandır dedi. Nişanı takınca uğramaz oldu dedi. İyi, uğrarım bir ara. 1,5 yıl nişanlılık mı olur dedi. Sen ne dedin? Ne diyeyim? Haklısın baba dedi. Babam seninle konuşmak istiyor. Ha, Aslan baksana. Buyurun. Maç ne oldu ya? Hala gol yok abi. Yapma ya. Nasıl oynuyor bizimkiler? Beşiktaşlı mısın abi sen? Tabii oğlum, çarşı çocuğuyuz. Acayip bastırıyor bizimkiler. Ama olmayınca olmuyor işte. Hadi ya. Tamam koçum. Sen maça arada bak, bana da haber et, olur mu? Tamam abi. Hadi geri. Tamam. Nagihan. Efendim? Bir yer değişelim mi be? Niye? Uğur olsun diye. Vallahi gel. Biz kapalı da olsak çoktan değişirdik. Gel. Gol olacak kızım, gol. Yer değiştirelim. Böyle olmadı. Ben oturduğumuzda da hissettim onu. Gel. Hadi bakalım inşallah. Gel şu içkileri de değişelim. Aa. Ver kebabımı da. Hadi bakalım inşallah. Merhaba. Hoş geldin Aslı. Merhaba canım. Hoş geldin canım. Ay, kusura bakmayın. Annenin mi gittin? Evet. Nasıl? İyi herhalde. Melek gibi uyuyordu. İyi olacak, merak etme. Babam görüşmek istiyor seninle Murat. Tamam, görüşürüz dedim ya bir ara. Ya olmaz vallahi, sonra ben arada kalıyorum. Bana kesin bir şey söyle. Ya şimdi Nagihan ben... Abi, bizimkiler attı. Gol! Gol istiyorum. İşte Beşiktaş be. Size künefe attırayım mı? Yengen ne iki künefe bize? Hemen. Hadi Aslanım, hadi. Oh, rahatladım be. Murat, arada kalıyorum diyorum. Kızım neyin arasında kalıyorsun ya? Üf, yemeyeceğim ben künefe falan. Aa. Yani sen bayağı künefeye feda diyorsun şu an. Yeriz be. İki tane çıtır çıtır. Bana bak. Yer değiştik ya biz. O yüzden oldu böyle. Şanslı geldin kız Beşiktaş'a. Hadi. Bir lokmaya vallahi ağlar arkamda. Pişt. Hadi bak, çok güzel bak. Bak. Nazlı ya, cinayet masasındaymışsın. Serdar söyledi. Evet, bugün yeni başladım. O kadar iyi yerlerde master yapmışsın. Baban da avukatmış. Sen niye böyle polis heves ettin ki? Öyle oldu işte. Bak ne diyeceğim. Bizim şirket avukat arıyor. Eğer polislikten ayrıldım dersen bir konuşayım ben. Ne güzel Nazlı bak. Harika bir yer. Hem Mert'in şirketi. Ben işimden memnunum Serdar'cığım. Hayatım bak, öyle diyorsun da kolay iş değil seninki. İkimiz için de bir fırsat olabilir bu. Maaş da çok iyi. Aynı zamanda kariyer için de çok uygun. Bu ne Serdar? Ne ne? Bana iş mi bakıyorsun yani? Tamam. Mert'i ben davet ettim. Ne var bunda? Hem ben seni düşünerek... Beni düşünen insan böyle davranmaz. Ben sana kaç kere işimi çok sevdiğimi söyledim. Beni düşünen buna saygı duyar. İzninizle. Nazlı. Dinler misin beni Nazlı? Kahven geldi. Sağ ol. Kamile. Şu benim yakın gözlüğünü getirsen içeri. Hayırlı akşamlar kızım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Yemek yedik. Yemek yedik işte. Düğünü konuşmadınız mı? Konuştuk. Yoğunmuş bu ara. İşi çokmuş. Ne zaman geleceklermiş bize?
İşte onu çok konuşamadık. Ya baba ben ne yapayım? Yoruldum zaten. Ben yatacağım. Nagihan. Otur şuraya. Otur kızım, otur. Babam seninle konuşmak istiyormuş demedin mi? Dedim, gelecek. Ne zaman? Tam belli değilmiş. Bana bak. Sakın bu adam seni oyalıyor olmasın. Baba, yani meşgulüm dedi. Çok çalışıyorlarmış şubede. Bu kadar mı çok? Tamam, anlaşıldı. Hadi. Sen çık yukarı kızım. İyi geceler. İyi geceler hadi. Ne yapacağız Nusret? Anlayalım bakalım niyeti neymiş. Kızı istediler, verdik. Araya Remzi başkomiseri soktular, tamam dedik. Şimdi olanlara bak. Sakın kızı kullanıyor olmasın bu. Abi sabuk konuşma Kamile. Ben bir Remzi başkomiseri uğrayayım. Anlayalım bakalım işin aslını astarını. Heh, hoş geldin oğlum. Hoş bulduk annem. Yavrum. Nasılsın? İyi, çok şükür anne. Aç mısın? Hazırlayayım mı bir şeyler? Yok. Biz Nagihan'la yedik biraz. Oh, oh, iyi. Haber kız Santra? Anne. Hı. Kuzeyinkini aradım bugün. Ağzımın payını verdi, iyi mi? Hiç de bile. Öyle konuşulur mu abiyle? Bak vallahi bir daha aramama. Aramazsan arama, ne yapayım? Aydan, bak açtırma ağzımı. Ne biçim konuşuyorsun abinle? Boş ver anneciğim. Anlayışlı olalım. Genç daha. Karıştıracağım kızım. Şarj aletimi arıyordum. Ha, defterlerimin arasında mı arıyorsun? Tamam kızım, uzatma uzatma. Hadi gir yat. Hadi. İyi geceler. Günaydın. Günaydın abi. Akşam alkolle mi taşlandırdın? Yok be oğlum, evdeydim ben. Gözler kan çanağı gibi olmuş da. Midem. Ya sabaha kadar canımı okudun. Bir torba karbonat içtim, bana mısın demedi. Sabaha zor ettim vallahi. Geçmiş olsun. Ya sen burada mıydın? Çocuğun dediği doğruymuş. Kıza bekaret testi yapılmış. Bizde olmaz öyle şeyler. Olmaz. Senin kızın uzaydan mı geldi kurnaz? Sen ailesini araştırdın mı? Araştırdım abi. İki tane ablası var, ikisi de evli. Arada bir tane abi var, kızın küçükleri. İyi tamam, babayla abiyi alıyoruz. Abi baba tamam da abi zor. Niye? Ortalıkta yok çünkü. Bakıyorum birkaç gündür, kayıp. Memleketi? Memlekette de yok, araştırdım. E tabii. Böyle bir şey yaptıktan sonra elini kolunu sallaya sallaya memleketine gider misin? Orası da öyle. Aferin lan Şenol. Nasıl çözdük bu davayı? Bitti işte. Kimin adamıyız abi? Ben sana ne dedim? Bu iş töre işidir, namus işidir demedim mi? Bak gördün mü? Daha değil. Önce kızın evine gitmemiz lazım. Böyle saçma sapan saptamalar yaparak cinayet çözülmez. Tabii tabii. Ya biz hiç Amerika'ya gitmedik ya. Orada okumadık ya, anlamayız. Ben bunları buradaki hocalarımdan öğrendim. Amerika'daki hocalarımdan değil. Bana bak, alırım ama bir gömleğini. Anlamadım. Töre cinayeti çıkarsa bu iş, alırım bir gömleğini. Var mısın?
Ne oldu, bir gelişme mi oldu? Seninle kızının şu bekaret testi işini bir konuşalım bakalım. Niye bize yalan söyledin? Ne biliyorsam bunu söyledim. Kızını kendi ellerinle götürmüşsün bekaret testine. Aile meclisinden karar çıktı, abisini öldürttün değil mi kızı? Yalan mı? Yok. Öyle bir karar falan çıkmadı. Bakın. Kızınız öldürüldü. Belli ki bir şeyler biliyorsunuz. Yüzünüzden acınızı görüyorum. Neden de oraları söylemiyorsunuz? Kızıma bekaret testi yaptırdık. Çok üzüldüm. Kızdım kızıma. Allah affetsin. Dövdüm de onu. Yüzünü bile göresim yoktu. Ama sonra affettim onu. Peki niye sakladın? Ha? Niye sevgilisi yokmuş gibi davrandın? Ben avukat istiyorum. Otur lan! Kalk dedim mi ben sana? Kızını öldürdün ve konuşmuyorsun. Ben katillere merhamet etmem. Ben kızımı öldürmedim. Ne yaptıysan onu anlat o zaman. Ha, bir şey biliyorsun ve söylemiyorsun. Sen öldürmediysen kim öldürdü ha? Kim? Daha 17'sinde ölmüş bir kız. Kızınız. Diğer tarafta kocanız ve oğlunuz. Seçimsizim. Çok direndik. Babası da ben de koruduk yavrumu. Tüm sülaleye karşı direndik. Ama Hasan, abisi. Oğlana laf geçiremedim. Dövdüm, sövdüm olmadı. Kovdum evden. Kızımla eşimi alıp gidecektim buralardan. Nerede buluruz oğlunu? Çok yeter mi? Kardeşini öldürdü. 17 yaşındaki kardeşini. Az mı yatmalı? Sınır kapılarına haber verildi. Urfa'da gidebileceği her yere bakacaklar. İstanbul'dan çıkmamış olabilir. Bir gün geçti üzerinden. O planını yapmış, işini bitirmiş, uzamıştır. Çıkmamışsa yakalarız zaten. Doğuda mı yaptı? Zor olmuştur. Aman doğdu. Bu arkadaşıyla görüşüyor mu? İlk zamanda arar sorardı. Sonra pek görüşmez oldular. Bunlar en yakın arkadaşlarım. Arkadaşı çoktur. Amatörce futbol oynar. Bunlar da takım arkadaşları. Maşallah. Çevresi pek genişmiş. Bunların arasından adresini bildiğiniz var mı? Böyle bir durumda insan canına emanet edebileceği arkadaşının yanına gider. Sen bize bunun adresini ver. Dediğim gibi son zamanlarda... Biliyorsan ver, bilmiyorsan bulmam 10 dakikamı alır. Oğlunuzu bulacağız. En azından yaşıyor olarak. Ama kızınız... Keşke fotoğraf makinanı da getirseydin. Turistler bayılır buraları. Tabii eski İstanbul, tarihi doku. Şenol, sen burada bekle. Biz Bayan Özen'le bir bakıp gelelim. Şu bayan ve soyadını kullanmayı artık bıraksak kabak tadı verdi. Hiç de komik değilsin yani. Komik olsun diye demiyoruz ya. Yani iş arkadaşım da olsa kadınlarla saygı çerçevesinde konuşulmasından yanayız. Hem sizin de dediğiniz gibi işimizi yapalım yeter. Öyle değil mi Bayan Özen? Geliyorum ben. Hoş geldin abi. Üç kelle. Yapmayınca kıyım. Hah, burası. Buyurun. Polis. Bir cinayetle ilgili bilgine başvuracağız. Benim cinayet davası... Hasan Karabağ arkadaşım mı? Uzun zamandır görmedim kendisini. Gördün mü demedik ki. Cinayet davası, birini arıyoruz deyince bayan... Bak oğlum, arıyoruz demedik. Cinayetle ilgili bilgine başvuracağız dedik. Dediğim gibi görmedim. Belki de ölen o. Merak etmiyor musun Badin'i?
bakın abi, yani amirim. Ben birden siz böyle yapınca, yani insan polisi görünce karşısında bir an. Orada ne var? Şey, depo malzeme var orada. Bakabilir miyiz? Kullanmıyoruz, kapalı öyle. Kendine mi yaptırdın bir tek? Yaptım abi orada, yarım beynini. Ver bakayım. Abi ben yapmadım, vallahi ben yapmadım. Oğlum yaptım diyeninizi duymadık ki zaten. Kelle yer misin? Hiç sevmem. Ah, çayın da geldi. Ver kardeşe çayını. Simit falan ister misin, aç mısın? Evet. Hadi kardeşim, rahatladıysan artık anlat. Ne var, ne yok, hepsini söyle bize, korkma. Abi ben yapmadım, vallahi ben yapmadım. Oğlum anlat lan, yapmışsın bir cahillik. Yapmadım abi. Bacım öldü, içim yanıyor. Allah'ın adını verdim, inanın bana ya. Oğlum, üstünde sahte kimlik, pasaport falan bulmuşlar lan. Abi diyorum ya, yapacaktım. Hazırladım her şeyi, son anda vazgeçtim. Peki ne zaman hazırladın bunları? 10 gün oldu. Yani biz seni yakalamasak kaçmıştın. Yapsam kaçacaktım. Kaçıyordun lan zaten. Yakalandın. Abi ben yapmadım. Kardeşini en son ne zaman gördün? 2 gün önce. Yani öldüğü gün. Böyle yaparak daha az ceza alacağını mı sanıyorsun? Abi ben yapmadım. Abi yok lan! Komiser, memur bey. Anlaşıldı mı? Bak oğlum, bütün deliller aleyhine. Böyle susarak suçunu katlıyorsun. Anan baban aleyhinde ifade verdi lan. E sen de beyan etmişsin öldüreceğim diye. Ha sonra ne oldu? Kaçamadın, yakalandın. Uğraştırma, anlat lan. Vazgeçtim, son anda vazgeçtim. Bacımı gördüm, servisten indi. Vuracaktım. Sonra vazgeçtim, dönüp gittim, yapamadım. Sonra ne yaptın? Ne yapacağım? Sabaha kadar sokaklarda dolandım, durdum. Yani cinayete tanık istense tanıklık edecek kimse yok, öyle mi? Yok. Şimdi sen itiraf etmiyor musun? Ben yapmadım. Ama neyse, yazın, atayım altına imzayı. Ben niye yazıyorum lan? Sen her şeyi itiraf edeceksin, konuşacaksın ne oldu ne bitti, sonra da altına atacaksın imzayı. Ben yapmadım. Ulan. Atılınca saklıyor. Ama arkadaşına da aynı şeyi anlatmış. İyi de normal bir arkadaşı değil ki. Dağlarda omuz omuza çatıştığı badis. O da mı işin içinde yani? Koruyor arkadaşını, anlamıyor musun? Satmıyor. Eksik olan bir şeyler var sanki. Vallahi bu delillere bakılırsa bu dosya kapandı. Biraz daha uğraşırsak öterler ikisi de. Ya sen ne cimriymişsin be. Tamam, almayacağız gömleğini. Yok, ben biraz daha araştıralım derim. Sen araştır, ben dosyayı hazırlıyorum. Peki. Sahte kimlik. Pasaport. Annesiyle babası da o yaptı diyor amirim. İyi. Desenize bu iş bitmiş.
Ama abinin itirafı yok. O abiyi ben konuşturmasını bilirim ama. Murat. Yani kanunun çizdiği çerçeve dahilinde tabii amirim. Ya nasıl olmasını bekliyordun? Tamam. Daha sonra da savcılara. Aklın yolu bir. Şimdi bu senin daha ilk davan ya ondan. Ne ondan? Ya sen şimdi tabii böyle Sherlock Holmes gibi acayip bir şey çıksın diye bekliyorsun ama buradan çıkmaz. Yok ben bir şey çıksın diye beklemiyorum. Bak şimdi ne yapalım biliyor musun? O adam bu gece nezarette bir kendi başına kalsın. İyice bir düşünsün. Ha olmadı düşünmesine biz de yardımcı oluruz. Ondan sonra sabahına bak nasıl takır takır ötüyor. Kızım ben neler gördüm ya. Ama tabii sen daha yenisin. Sakın bana sen daha yenisin deme. Ya sen ne tersmişsin be. Ben mi tersim? Tabii sensin ters. Ya kız yeni geldi aman bir yakınlık gösterelim diyoruz hemen örüyorsun duvarı. Sen çıkmıyor musun? Ersin hadi be oğlum yap şu karıyı bana ya. Senin paran yetmez oğlum ona. Oğlum senin tarifenden işte ya. Dur bakacağız. Sakin ol. Abi çıkıyor musun? Ne işin var lan senin bu? Ayıp olmuyor mu biraz Murat komiserim? Git ahlak masasına şikayet et oğlum. Lan hala amirlerine arkadaş ayarlayıp rahat ortam mı kovalıyorsun? Ha? Dikkat et. Merhaba asker. Merhaba komiserim. Merhaba değil lan sağ ol diyeceksin. Keyfiniz yerinde komiserim. He ne yapalım ölümlü dünya be gözüm. Hadi iyi nöbetler. Nasılsın damat? Hayırdır baba? Seni almaya geldim. Bize gidiyoruz yemeğe. Ha yok bugün olmaz inşallah başka zaman. Şimdi annem bir şeyler hazırlamıştır. Yok yok annem de bizde zaten oğlum. Hadi hadi. Yok ya. He. Niçin son vermiyoruz bu ilişkiye? Güzel günler yaşadık tamam. Ama her şeyin bir sonu olmalı. Sana olan sevgimin sonu yok Murat. Ne olur bırakma beni. Sana söylemek zorundayım İmran. Biletimi aldım. Bodrum'a... Ekim. 19 Ekim. Cumartesiye geliyor. Nereden bakarsan bak. 1,5 ay var. Hem Kurban Bayramı'ndan da sonra. Evet ama şimdi salon düğünü istiyor ya Nagihan. O yüzden salondu, takılardı, biz daha tam... Tamam, tamam. Vazgeçtik, vazgeçtik. Nikah yaparsınız. Ha, takı meselesine gelince hazırlığınız neyse onu takarsınız. O ayrı konu ama fazla uzatmayalım bu işi. Ocak olmaz mı? Oğlum yeteri kadar uzadı bu iş. 1,5 sene oldu. Bak, her türlü kolaylığı yaptım. Görsen, adam tam bir öküz. Ne kural tanıyor, ne kanun. Böyle bir maça maça konuşmalar, bir havalar falan. Ne bekliyordun ki? Ya ne bileyim ben. İnsan daha doğru düzgün biri olsun bekliyor. Ya hiç değilse kafası çalışan birini koysalardı. Kafası da çalışmıyor yani. Yok. Yani tam olarak öyle diyemeyiz. Eski kafa biri. Yani
Hemen sonuca varıyor. Bir laf edince de tecrübe, tecrübe diye üste çıkıyor. Ama ben çok acıktım. Menemene ne oldu? Bak bakalım. Hayatında böyle menemen yedin mi sen? Ay canım benim ya. Ellerine sağlık. Aa nasıl geldin? Su içeceğim dedim geldim. Kızım yaktın beni ya. Ay Murat vallahi benim bir alakam yok. Hatta dedim babama işi vardır diye. Yok ben onu getiririm dedi çıktı. Allah Allah. Bizim kayınpeder de az çakal değil ha. Ulan Şenol açsana oğlum ya. Hayret bir şey. Nagihan. Sen kızdın mı babana öyle dedim diye? Kızmadım. Ya ben onu öyle demek istemedim. Murat sen beni sevmiyor musun? Kızım bu nereden çıktı şimdi ya? Ne bileyim konu evliliğe gelince bir değişiyorsun sanki. Ya yok ben şu takıydı, düğündü bu işlerden bunaldım. Nagihan. Hadi üzme beni. Üzmem. Canımsın sen benim. İlk göz ağrımsın. Nagihan, damat, gelsenize. Hadi hadi. Tamam tamam. Pardon. Oh. Yatak odası bizde. Tamam. Aa, daha ne olsun oğlum? Sanki biz gelin alıyoruz. O kadar da değil canım. Bizim de kendimize göre bir hazırlığımız var tabii. Takısı, altınları tam olacak. Merak etmeyin. Düğündü bizim belimizi büken. Nikah olduğuna göre şimdi. Değil mi oğlum? Sen de bir şeyler söylesene. Alo, efendim. Abi şimdi gördüm mesajını ya. Kurtar beni demişsin. Ne oldu, kayınpeder olayı mı? Evet. Ne? İki ölü mü varmış? İki ölü varmış. Şenol. Abi bu düğün olayı öldürecek seni ha. Biz de kayınpederin evinde böyle önemli bir şey konuşuyorduk ama durum bu kadar ciddiyse ne yapalım gel al beni o zaman. Tamam abi koptum geliyorum. Görev. Problem? Yok problem. Sen bekle ben geleceğim. Sana nasıl anlatacağım ben şimdi onu Murat abi? Bu Murat denen herif dışında işinden memnunsun yani. Yine başlamasam. Şimdi ben işimden şikayet ettim diye sen bundan cesaret alıyorsun ama gerçekten ben işimi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. O yüzden geriye yapacak tek bir şey kalıyor. O da sana destek olmak. Polis olmak istiyorsan polis olursun. Konu kapanmıştır. Sağ ol canım. Ne yapalım?
Bize de bu düştü işte. Abi böyle kaç, 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 kaç nereye kadar? Evlen kurtul be abiciğim. Vallahi kaça kaça zaten kaçacak delik kalmadı Şenol'um. Validenin aklına uyduk. Bir de Remzi amirim var. O da böyle arada kalacak, mahcup olacak. Yani ne yapacağımı bilmiyorum inan. Hayırlısı. Öyle. Nereye bırakıyorum abi seni? Ne demek bırakıyorum lan? Mekana gidiyoruz. Kardeşimin en sevdiği türküleri çaldıracağım bu gece. Ya... Abi ben bu akşam gelmesem. Niye lan? Misafirim vardı bir bayan arkadaş. Misafir, bayan arkadaş. Oğlum sen evden gelmiyor musun? Evden geliyorum. Nasıl oluyor? Pederle valide memlekete gitti. Ev boş kalmasın. Ulan az değilsin lan. Ay hadi be. Yavaş git yavaş, heyecanlanıyorum ben. Ağır ağır, ne acele. Büyük ihtimalle senin ortak haklıdır. Yani Türkiye burası. Öyle acayip cinayetler işlenmez herhalde. Bu delillerin üzerinden mutlaka geçmem lazım. Mutlaka unuttuğumuz bir şey olmalı. Sabaha da bir şey kalmadı zaten. Ben bu geceyi nasıl geçireceğim merak ediyorum ama... Hadi kalk. Nereye? Seni şubeye bırakacağım. Yok canım. O kadar abartmaya gerek yok. Yani dosyalar sabaha da bekleyebilir. Ben bırakmasam sen zaten birazdan gitmek isteyeceksin. En azından içim rahat etsin. Doğru. Anlayışın için çok sağ ol. Vurdun kızı, yandırdın bizi, çattı silesi, felek misali. Sil yazımızı, kurtar bizi, çattı silesini, felek misali. Mevlam gör bizi. Hemşerim. Efendim. Siz mi nöbetçisiniz bu gece? Yok. Dünya gözümde Kerbela'dır. Allah'tan bulasın. Bu ne? Adli tıp ayrıntılı dosyayı yolladı. Yapılan tetkikler sonucunda şahsın üzerinde bulunan kılın tavşan kılı olduğu tespit edilmiştir. Tavşan. Tavşanın orada ne işi var? Servis garajı. Ağladım, ak dolma
Buyur abi. Kaç lira bunlar? Hepsinin fiyatı ayrı abi. Hepsini say. Abi çakmaklar 2 lira. Fiyatı ne bunun? 5'e var, 7'ye var. Oha! 5'e var, 7'ye var. Hatırladınız mı beni? Yok, hatırlayamadım. İyi düşün. Vallahi günde 40 kişiyle görüşüyorum, hatırlayamadım. Ben sana kendimi hatırlatayım, polis. Ha. Şu bizim rahmetli öğrenci meselesi ha? Birkaç soru soracağım sana. O niye 10 lira? Ne özelliği var? Hakiki tavşan ayağı abi. Hadi be. Yeminle gerçek tavşan ayağı. Bak tüyleri. Ulan tavşanın kendisi 5 lira. Ayağını 10 liraya satmaya utanmıyor musun? Hadi naş, naş. Ver bakayım şunu. Ama üstünde bir kıl bulundu. Ne kılı? İnsan kılı değil. Ceset bir süre orada kalmış. Sokak köpekleri ya da kedileri yanına gelmiş olabilir. Alo, komiser Murat ben. Ha, komiserim siz misiniz? Ha, Nazlı komiserim çıktı. Size bir not bıraktı bir de. Nerede? Tamam tamam, anladım ben konuyu. Elif'i en son saat kaçta gördün? 5:30, 6 gibi gördüm. Şu anahtarlıktan da bir numune alacağım. Bu saatte mi? Ne yapacaksın? Fazla mesai. Daha hızlı birader, daha hızlı. Abi daha hızlı gidersen polis bağlar arabayı. Benim lan polis. Dediğimi yap yoksa ben bağlarım arabanı. Emin olur abi. Kıpırdan mı? Bırak lan kızı. Bırak kızı. Geç lan şimdi. Abi. Geç lan. Demek tecavüz etmeye kalktın. O da direndi. Bilerek yapmadım. İstemeden oldu. Son öğrenciyi bırakıp aynı yoldan dönerken gördüm onu. Oturmuş ağlıyordu abi. Tek kalmıştı. Dertliydi. Yanına gittim. Evine götürmeyi teklif ettim. Minibüse bindi. Neyin var diye sordum. Birden anlatmaya başladı.
eve gitmek istemiyordu. Ben de çektim kenara. Başından geçenleri anlattı. Birden öyle anlatınca... Yani bana sanki yakını gibi. Sanki dedim... O da istiyor sandım abi. Ama sonra birden itirdi beni. Tokat attı. Üzerime saldırdı. Korktum. Öldürmek istemedim abi. Nasıl öldü anlamadım. Abi bilerek öldürmedi. Kalk lan ya. Murat. Sağ ol. Ben ekip çağırmaya gidiyorum. Saldırdı bana. Ne yapayım, savunmayayım mı kendimi? Yürü lan. Aa. Evet arkadaşlar, bu davada kapandı. Hepinizi tebrik ediyorum. Alışık olmadığınız bir şey değil amirim. Ya Murat, oğlum sen niye hemen şımarıyorsun? Şaka bir yana, ortağım Sayın Özen tarafından yakalanmıştır suçlu. Yani bütün övgüleri hak eden de kendisidir. Ha. Yok, beraber çözdük. Ha, iyi iyi. Aferin. Hadi işinizin başına. Amirim, bir saniye bakar mısınız? Bunu size vermek istiyorum. Aa, olay hakkındaki raporsa mı? Hayır, rapor değil. Şikayet dilekçesi. Murat'la ilgili. Suçluyu gereksiz yere darp etti. Zaten gerekli detaylar içinde yazıyor. Gereğinin yapılmasını arz ederim.
ellerle. Nefes alır bu şehir, açılır perde. Tek başına karanlıkta yeni bir av. Hadi kalk düşünme, bırak yerini al. Hadi bakalım, hadi güne başlayalım. Galata'ya çıkıp adını aşk koyalım. Var şehirde zengini ve aç yatanı. Düşerse gölgesi yakaç yatanı.